Ona yürünen yol mutlaka sonuna kadar yürünmesi gerekli olan, yürünmesi kıymetli olan bir yoldur. Yarısına kadar yürürsünüz hakkını vererek. Fakat bir yerde sürçtüğünüz zaman her şeyi kaybetmiş olursunuz. Onun için Beyan Sultanı El-Kalbu beyne isfahiyin min esabir rahman yukallibu keyfe yaşa buyuruyor. Kalp Cenab-ı Hakk'ın elinde evrilip çevrilen bir unsur. Yani Latife-i Rabbaniye. Onun için Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Devamlı. Yolun her faslında, hayatın her mevsiminde Allah'ım kalbimizi sabit olması gerekli olan hususta sabit kıl demek. Hususi bela ve musibetlerin birer çağlayan haline geldiği, insanların tahammül gücünü aştığı dönemlerde insanlar bir kısım sarsıntılar yaşayabilirler. Ama hep şimdiye kadar bu iş böyle cereyan ede gelmiş. Çok tekerrür eden bir kelime sizi rahatsız ettiğini bilerek bir kere daha tekrar edeceğim. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde hadiseler ayniyete yakın misliyet ölçüsünde hep aynen cereyan ede gelmiştir. Hiç değişmemiştir. Değişmemiştir. İnlemeyen peygamber yok. Bu aynı zamanda helak edilmedik zalim de yok. Ne var ki o peygamberin bir yönüyle demesi gerekli olan şey deme mevsimine ulaşması, deme kertesine ulaşması daha uygun. Ve zulmün de varıp gayretullah'a dokunması. İşte o öyle bir fasıl ki orada o hükmünü verdiği zaman acılar birdenbire lezzeti inkılap eder. Hazreti Gazali'nin meseleye dünyaya dünya cihetiyle bakışı açısından mütealaları sabah dersin mevzu olmuştu. O derse iştirak edenler gördüler. O bir yönüyle daha ziyade dünyanın ed-dünya cifetün ve tavalibuha kilabun. Dünya bir pislik yığınıdır. Onun arkasından koşturanlar da kelplerden başka değildir. Sarayım, saltanatım, iktidarım, hakimiyetim diye o çöplüğe koşan insanlar dünyaya tapan insanlardır. Ama onun bir güzel yanı da var dünyanın. Onu da bir başkasının söylediğini görmedim. Fakat farklı mülahazalarla mutlaka temas edilmiştir. Çünkü o Selefi Salih'in Cadde-i Kübrasında her meseleyi yeniden bize terü taze gösteren bir müceddittir. Ahiretin mezrası olması. İnsan burada amel ve emek tohumları saçar, orada da onun ürünlerini biçer. Burada amel ve emek tohumları saçar, öbür tarafta da ürünlerini biçer.